Hat. Bunlar niye bizimle geliyor? Sorun yok. Hamileliği biliyorlar. Baba, halletmemiz gereken önemli meseleler var biliyorsun. Şu doktordaki işimizi çabuk bitirsek diyorum. Bitiririz, bitiririz. O meseleleri de hallederiz. Hala. Jinekoloji merkezi mi? Bahtiyar, bak çabuk git gel. Sırat Köprüsü'ndeyiz burada. Olmadık işler peşinde koşturuyorsun bizi. Yemin ederim burama kadar geldi. Şansını zorlama. Tamam abi ya, bir sakin olun. Hemen halledip gelirim. Rıfat'ın o kadınla jinekologta ne işi var? Ne oluyor ya? Abi keşke biz bu Bahtiyar'la hiç karşılaşmasaydık ya. An be an ölmektense bir kere de ölüp giderdik. Sokaklarda kaybolan itibarı ultrasonda arıyoruz abi. Demokles'in kılıcı tepemizde dolanıyor. Biz burada Rıfat'ın tohumlarını, geleceğini planlıyoruz. Yok böyle bir şey ya. Yanlış yaptık, kabul ediyorum. Zamanında bu kadının icabına bakacaktık. Rıfat baksana. Rıfat çok heyecanlandım. Elimi tut ne olur. Aa bak. Kıpırdadı çocuğumuz, hissettin mi? Bak bak. Evet. Ben dışarıda bekleyeyim. Kolay gelsin. İyi günler. Size de iyi günler Rıfat Bey. Ben de giyinip geliyorum. Bakalım neredeyim diyeceksin Rıfat. Aylin. Rıfat neredesin? Ben. Şeydeyim. Operasyondayım. Ben seni sonra ararım, tamam mı? Bakalım operasyonda mıymışsın? Madem bizde bir şey yok, o zaman sizde de bir şey olmayacak Rıfat. Oh be! Bu iş de bitti. Rıfat? Abi! Abi, benim olacakları görecek takatim yok. Benim üstüme toprak at çabuk. Ne oluyor lan? Yürü, yürü! Rıfat, senin sekreterinle jinekologta ne işin var? Şey oldu.
Jinekolog işte. İnsan niye gelir jinekoloğa? Bilmiyorum Rıfat, ben de onu soruyorum işte. Ya bir insan sekreteriyle jinekoloğa niye gelir? Bir de bana operasyondayım diye yalan söylüyorsun telefonda. Aslında yalan söylemedim Aylin. Operasyondaydım. Çağla Hanım, sekreter hanım yani. Ne olmuş sekreter hanıma? Hamileymiş. Abi, ne diyorsun sen ya? İyi misin? Kendine gel. Yeter lan. Anlatacağım her şeyi. Saklayamayız artık. Memdu abi. Adi, Memdu Adi. Ne diyorsun sen ya? Abi, iki dakika şurada konuşabilir miyiz? Kes lan. Onu o işi yaparken düşünecektin. Hangi işi ya? Aylin yenge, madem iş buralara kadar geldi, ben açıklayayım size vaziyeti. Bu Anıl denilen hayvan, sekreter hanımı hamile bırakmış. Ne? Ne? O kadarla kalsa iyi. Çocuğa da sahip çıkmıyordu, utanmaz. Ya işte bu Anıl adisi böyle bir halt karıştırmış. Madem Anıl'dan hamile, o getirsin jinekoloğa. Sana ne oluyor? Bana ne oluyor? Bu Anıl hayvan. Tabii tabii, büyük hayvan bu. Çocuğu aldırmak istemiş. Tabii Rıfat babamız hemen devreye girdi. Devreye girdim. Almaz öyle şey dedi. Olmaz dedim. Yukarıya da doktoru tembihlemek için çıktı. Tembihlemek için çıktım. Sen nasıl bir adammışsın? Rıfat, senin bu kadar iyi bir insan olduğunu bilmiyordum. Her geçen gün beni daha çok şaşırtıyorsun. Rica ederim Aylin. Daha çok şaşıracaksın. Sen ne yapıyorsun burada? Ben? Hiç. Ben ne yapacağım burada? Arabayla geçiyordum. Sizin arabayı görünce durayım bir bakayım dedim. İyi. Peki tamam. Baba siz yengeyle gidin. Biz Çağla'yı alıp ofise döneriz. Olur. Nerede senin araba? Şurada. Şurada. Burnumuzun da dibindeymiş. Hadi hayatım, anahtarı versen. Sağ ol. Dikkat et. Abi, bir şey merak ediyorum ya. Ben şimdi burada hem baba hem hayvan nasıl oldum ya? Sen ona mı takıldın lan? Pardon abi. Ben şimdi buradaki olan olayda sence neye takılmalıydım? Hı? Neye takılsaydım? Neye? Neye? Neredeyse patlıyorduk. Yine şarampolin kıyısından döndük Anıl. Sen baba olmuşsun, hayvan olmuşsun. Çok mu lan? Oh. Rıfat nerede? Gitti. Nereye? Aylin Hanım geldi. Aldı götürdü. Aylin mi buradaydı? Buradaydı, ne olmuş? Bir sakıncası mı var? Bak Çağla, kadınsın diye sana bir şey yapmıyoruz. Yani prensiplerimize aykırı diyelim. Ama bir yere kadar. Mevzu bahis hayatımız olursa prensiplerimizden de taviz veririz. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Ben Rıfat'la konuşup hallettim. Öyle mi? Hallettiyseniz mesele yok. Bu iş burada kapandı. Gidelim.
Adamların beni tehdit ediyor, öyle mi? Yürüsün sen Fethi.